Başlayalım mı arkadaşlar? Değerli basın mensupları, demokrasilerde en temel haklardan biri halkın doğru haber alma hakkıdır. Millet yasama, yürütme ve yargı organlarını haber alma hakkını kullanarak denetler. Basın özgürlüğünün olmadığı bir yerde ifade özgürlüğü de olmaz. Bu nedenle özgür basın vatandaşların gözü, kulağı ve sesidir. Çağdaş demokrasilerde medya, kuvvetler arasında en önemli denge ve fren sistemlerinden biridir. Bu nedenle de dördüncü güç olarak tanımlanır. Dün Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Bu vesileyle hepinizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir defa daha kutluyorum. Ucube tek adam vesayet rejimine geçildikten sonra özgür basın üzerindeki baskılar hızla artmıştır. Türkiye 180 ülkenin değerlendirildiği basın özgürlüğü endeksinde 2020 itibariyle 154. sırada. Kongo bile bu ligde bizim 4 sıra üstümüzde. Rakiplerimiz Brunei, Ruanda gibi ülkeler. 2020'de de gazetecilerimiz ciddi baskılarla karşı karşıya kaldı. 68 gazeteci 2021'e cezaevinde girdi. Geçtiğimiz yıl gazeteciler 479 kez hakim karşısına çıktı. 78 gazeteci gözaltına alındı, 25'i de tutuklandı. Basın ve yayın organları da sarayın istibdat rejiminden paylarını aldı. Televizyon ekranları RTÜK tarafından karartıldı. Sarayın istediği gibi yayın yapmayan gazetelerin resmi ilanları Basın İlan Kurumu tarafından hiçbir hukuki dayanak olmadan kesildi. Yeni bir televizyon kanalı saray yayın politikasını beğenmediği için ancak 26 gün yayında kalabildi. 26. günün sonunda yayın hayatını bitirmek zorunda kaldı. Hazine ve Maliye Bakanı damat sosyal medya üzerinden istifa etti. Baskılara direnebilen birkaç mecra hariç yazılı ve görsel basının büyük kısmı saraydan icazet çıkmadığı için bu haberi veremedi. Milletimiz 27 saat boyunca ağır bir buhran içinde olan ekonominin başında kimse var mı yok mu öğrenemedi. Basına baskı darbe dönemlerini bile mumla aratacak düzeye ulaştı. Ama tüm bunların müsebbibi olan saray, sarayın kibirli kişisi dün çıktı, basın özgürlüğünden vazgeçmeyiz dedi. Tam bir kara mizah. Genel Başkanımız dün sadece bu konuya yönelik bir basın toplantısı yaptı. Gazetelerin sahiplik yapısından, gazete dağıtım şirketlerine, RTÜK ve Basın İlan Kurumu'nun yapısından, gazetecilerin yargılanma usullerine kadar pek çok alanda basın özgürlüğünü, haber alma hakkını korumak için yapılacakları içeren medya özgürlüğü için asgari 10 koşulu açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu ilkelerin tamamını hayata geçirmeye kararlıyız. Değerli basın mensupları, demokrasiyi hiçbir zaman içine sindiremeyen, demokrasiyi amaca giden yolda vakti gelindiğinde inilecek bir tramvay olarak gören, yalanı doğru gibi anlatıp toplumu kutuplaştıran popülist siyasetçiler tüm dünyada demokrasiye ciddi zararlar veriyor. Demokrasinin imkan ve araçlarını kullanarak demokrasiye büyük darbeler indiriyorlar. En son Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan olaylar, seçimi kaybeden popülist bir siyasetçinin koltuğunu bırakmamak için neler yapabileceğini, ne kadar ileri gidebileceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Son 10 yılda sorunları çözmek yerine kaşıyıp istismar eden, yalanı doğruymuş gibi anlatarak oy devşiren, popülist siyaset tarzı dünyanın her yerinde kutuplaşmayı, ayrışmayı derinleştirdi. Popülist siyasetin kutuplaştıran zehirli diline en aşina ülkelerden biri de biziz. Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı'nın birine ya da birilerine hakaret etmediği tek bir günümüz geçmiyor. Saray gibi düşünmeyen herkes terörist. Saray bu ülkede gazetecileri terörist ilan etti. Nobel ödüllü edebiyatçılarımızı terörist ilan etti. Soğan deposu sahiplerini terörist ilan etti. Elinde doları, avrosu olan vatandaşlarımızı terörist ilan etti. Anayasa referandumunda hayır oyu verenleri terörist ilan etti. Mahalli idare seçimlerinde Millet İttifakı'na oy veren yurttaşlarımızı terörist ilan etti. Şimdi de Boğaziçi Üniversitesi'nde
rektör atamasına tepki gösteren öğrencileri terörist ilan etti. Bu gidişle bu ülkede terörist iftirasına muhatap olmayan kimse kalmayacak. Bu ülkenin geleceği üniversiteli gençlerimizi terörist ilan edeceğinize bir de dinlemeyi deneseniz Sayın Erdoğan. Gençlerimiz neden okuyacak, 4 yıl okuyacakları üniversiteye yapılacak rektör atamasına karşı çıkıyorlar? Ne istiyorlar? Onları haksız yere terörist diyerek itibarsızlaştırmaya çalışmak yerine taleplerine bir kulak verseniz ne çıkar? Tepesine çıktığınız kibir kuleleriniz mi çatlar? Peki milletin en az yarısına bu ağır iftiraları atan, milletini terörist diyerek bölüp parçalayan kim? Anayasamıza göre milletin bölünmez bütünlüğünü korumaya, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye bağlı kalacağına, görevini tarafsızlıkla yerine getireceğine, namusu ve şerefi üzerine yemin eden Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı. Bu yeminin gereğini yerine getiriyor mu? Ne gezer? Partisinin kongrelerine katılıyor. Muhalefet liderlerine ağzına geleni söylüyor. Sonra da kendisine sözde Cumhurbaşkanı denince alınıveriyor. Bugün bu ülkede ciddi bir devlet krizi yaşanıyorsa bunun nedeni tarafsızlık yeminine sadık kalmayan Cumhurbaşkanı'nın partisine genel başkan olmayı tercih etmesidir. Madem partili Cumhurbaşkanlığı istiyordunuz, o zaman Cumhurbaşkanlığı yeminini de değiştirecektiniz. Hem tarafsız Cumhurbaşkanı zırhını giyeceksiniz, siyasi eleştirilerden kendinizi münezzeh kılacaksınız, hem de partili Cumhurbaşkanı olarak dilediğiniz hakareti savuracaksınız. Oh ne ala! Türkiye'miz bu ucube tekadan vesayet rejimiyle anayasal devlet olmaktan çıkmış, kağıt üzerinde anayasalı bir devlete dönüşmüştür. Bugün millete askıda kuru ekmek layık görülüyorsa, işsizlik adeta bir tsunami'ye dönüştüyse, işte nedenlerini buralarda arayacaksınız. Dert belli. Zehirli dillerinin gürültüsünü arttıracaklar, milletin midesinin gurultusunu, işsizlik feryatlarını bastıracaklar. Bu mümkün mü? Bu kadar boş lafın, hakaretin, tehdidin, dükkanını kapattığınız esnafa ücretsiz izin ödeneği veriyorum diyerek günde 39 liraya mahkum ettiğiniz emekçiye, tarlasını, traktörünü haczettiğiniz çiftçiye, ineğini elinden aldığınız besiciye, TÜİK makyajıyla enflasyona ezdirdiğiniz emekliye, memura, yaşı 65 olduğu için işe gidemezsin dediğiniz ev temizleyen kadına, ekmek parası bulmak için sazını sattırdığınız sanatkara, yani bu millete, bu vatana ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Bu ülkede insanlar günlük 5 lira arttırayım da elektrik faturamı ödemeye yarasın diyerek ucu bucağı görünmeyen halk ekmek kuyruklarında saatlerce bekliyorlar. Hem de kış gününde, hem de bu salgın döneminde. Saray ne yapıyor? 1978 yılından bu yana İstanbullulara ucuz, sağlıklı, kaliteli ekmek sunan halk ekmek büfeleriyle uğraşıyor. Yeni büfe açılmasını engellemek, kuyrukların kısalmasını sağlayacak şekilde yeni büfelerin açılmasını engellemek için elinden geleni ardına koymuyor. Bunlar milletten o kadar kopmuşlar ki milletin ekmeğiyle bile uğraşabiliyorlar. Çiftçilerimiz perişan. Samsunlu çiftçi evini satmış, traktörü bağlamış, bağırıyor. Ben de dahil her şeyim icralık. Esnaflarımız perişan. Yakın zamanda kendi dükkanının tabelasını parçalayan esnafın sözleri hala kulaklarımızda. Burada 70 personel var diyor. Hepsinin evde çoluk çocuğu aç. Bunlar mecburlar çalışmaya. Dükkanı kapat diyorsunuz. O zaman bize ekmek verin kardeşim. E ne oldu? Vere vere esnafa günlük 33 lira vermeyi kabul ettiler. O da bizim zorumuzla. O da 3 aylığına. Onu da her esnafımıza vermediler. Günde 33 lira neye yeter? Yine geçtiğimiz gün 65 yaşını aşmış bir kadın toplu taşımaya binemezsin yasak denerek otobüsten indirilmeye çalışıldı. O insanın cevabına kimsenin yüreği dayanamaz.
3 tane merdiven sildim geldim diyor. Ben çalışmasam açım. Versinler parayı tamam. Biz de gitmeyelim, evde otururuz. Durum bu. Vatandaşın bu feryadını duyan var mı? Ne gezer? Millet işsizlikten kırılıyor. Bugün Ekim ayı işsizlik verileri açıklandı. Son bir yılda 896 bin yurttaşımız işini kaybetmiş. Bunun 684 bini hizmetler sektöründe. Son 24 ayın 22'sinde her ay istihdam kaybetmişiz. Yani işler azalmış. Aslında böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadık. Salgından çok önce millet işini kaybetmeye başlamıştı. TÜİK iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramayanları işsiz saymıyor biliyorsunuz. Millet işini kaybetmiş ama işsiz sayısı TÜİK'e göre 391 bin kişi azalmış. Dikkat edin, TÜİK diyor ki işsizler azaldı, 391 bin kişi azaldı. Diğer tarafta iş bulma ümidini yitirdiği için iş aramaktan vazgeçen yurttaşlarımızın sayısı yine aynı dönemde son bir yılda 2 milyon 173 bin kişi artmış. İş bulma ümidini kaybedenleri de eklediğimizde gerçek işsizlerin sayısı son bir yılda 2 milyon 763 bin kişi artarak 10 milyon 513 bini bulmuş. Bunun üzerine bir de çalışıyor göründüğü halde iş başında olmayanları da eklersek işsizlerimizin sayısı 12 milyonu geçiyor. Gerçek işsizlik oranı 7,2 puan artarak son bir yılda %29,3'e sıçramış. Milletin yaşadığı işsizlikle TÜİK'in açıkladığı işsizlik arasında korkunç bir uçurum var. Bir diğer dikkat çeken husus, bedensel özür, hastalık gibi nedenlerle iş göremez hale geldiği için iş aramayan yurttaşlarımızın sayısı son bir yılda 1 milyon 112 bin kişi artmış. Son 6 aydır iş göremez hale geldiği için iş gücü piyasasından çekilen yurttaşlarımızın sayısı ise 1 milyonun üzerinde artış gösteriyor. Bu iş gücü üzerinde pandeminin yıkıcı etkisini de gösteriyor olabilir. Peki saraydakilerin bunlardan haberi var mı? Yok, hayır. Çünkü sarayda oturanların keyfi yerinde. Onların evlerine üçer beşer ballı maaşlar giriyor. Sarayın yandaş havuz müteahhitleri dolarlı avrolu garantili projelerden paralarını tıkır tıkır tahsil ediyorlar. Bu saray rejiminde milletin payına askıda kuru ekmek, yandaşların payına milletin kesesinden ballı börek düşüyor. Tüm yurttaşlarımızın bu fotoğrafa dikkatlice bakmalarını rica ediyorum. Bu sıradan bir fotoğraf değil. Bu fotoğrafta tek kuruş borcu olmadan kasasında milyarlarca Türk lirası varken var olan Türk Telekom'u soyan Lübnanlı Hariri ailesinin bir ferdi var. Bu aile hazineye Telekom'un özelleştirme bedelini Türk bankalarından borç alıp ödedi. Sonra milyonlarca dolarlık temettü üyelerini Türkiye'den Lübnan'a kaçırdı. Bizim bankalara 3,5 milyar dolarlık kredi borcu taktı. Bu borcu Türk Telekom'un üzerine yıkıp kaçıp gitti. Yani Hariri ailesi ceplerinden tek bir kuruş çıkmadan tarlanın taşıyla tarlanın kuşunu vurdu. Aslında tarlayı korumakla, yani Türk Telekom'un milli haklarını korumakla görevli olan yönetim kurulu üyelerinin hepsi de bugün Beştepe Sarayı'nda. Bugün eğer milyonlarca öğrencimiz internete ulaşamıyorsa, Avrupa'nın bugün en düşük internet hızına sahip ülkelerinden biri isek, aslında sebeplerinden biri de bu vurgundur. Bunun sorumlusu da bu vurguna göz yuman saraydır. Şimdi acaba Hariri Bey ödemediği borcunu ödemek için mi Türkiye'ye gelmiştir? Saray Hariri ile ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alındığını söylüyor da bu ticari ilişkiler konuşulurken Türk Telekom'daki milyarlarca dolarlık vurgunun hesabı da acaba sorulmuş mudur?
tüyü bitmedik yetimin hakkı geri istenmiş midir? Hiç zannetmiyoruz. Peki beyefendi bir kuruş ödemeden telekom üzerinden milyarlarca dolar vurgun yapan bu adamla aynı masaya nasıl oturabiliyorsunuz? Hiç içiniz sıkılmadı mı? Onu da sanmıyorum. Ne de olsa bu fukara milletin sırtından doyan doyana. Geçen haftaki basın toplantımızda Sayıştay'ın Ziraat Bankası hakkında yazdığı raporla ilgili bir hususu gündeme getirmiştik. Çiftçinin bankası Ziraat'ın zor durumdaki çiftçiyi görmezden gelip olağanüstü şartlarda vergi cennetindeki bir firmaya verdiği 1 milyar 637 milyon dolarlık krediyi kimlere ve neden verdiğini sormuştuk. Bu konuda Ziraat Bankası'ndan bir açıklama geldi. Ama bu açıklama beraberinde yeni soruları da getirdi. 2014 yılında verilen 3 yıl geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli 1 milyar 637 milyon dolarlık kredi için 2020'nin Mart ayına kadar doğru dürüst herhangi bir ödeme yapılmadığı bankaya Sayıştay raporu söylüyordu. Ziraat Bankası ise bu kredinin Türksel'in varlık fonuna geçtiği Ekim 2020'de tahsil edildiğini açıkladı. Yani Ziraat Bankası 6 yıldır tahsil edemediği kredi alacağını şirket varlık fonuna geçince birdenbire tahsil etmiş. Ancak varlık fonunca devralınan hissenin İsveçli yabancı firmaya ait %24'lük pay olduğunu biliyoruz. Bunun için İsveçli firmaya ödenen tutar tam 530 milyon dolar. Böylece Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'deki toplam payı %26'ya çıkmış. Ziraat Bankası'na 1 milyar 637 milyon dolarlık kredi karşılığında teminat olarak verilen Turkcell hisse payı %13,8. Şimdi İsveç firmasının elindeki %24 Turkcell hissesi ancak 530 milyon dolar ederken Ziraat Bankası'ndaki %13,8 hissenin değeri nasıl 1 milyar 637 milyon dolar ediyor? İsveçli firmaya verilen rakamla Ziraat Bankası'nın teminata esas aldığı değerleme arasında dağlar kadar fark var. Hisselerin fiyatlanmasında bu kadar fark aslında normal değil. Ve ya %24'lük pay için ödenen 530 milyon dolar çok ucuz, ya da Ziraat Bankası krediyi verirken teminata aldığı payların değerini çok şişirmiş. İkinci husus, İsveç firmasından gelen pay %24. Ziraat Bankası'nın teminattaki payı, bankasındaki teminattaki pay %13,8. Bu da varlık fonuna geçiyor ama sonuçta varlık fonunda Turkcell'deki hisse, varlık fonunun Turkcell'deki hissesi %26. Tam bir Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Öyle anlaşılıyor ki bankada teminata alınan hisselerin sahipliği varlık fonuna geçmemiş. Nerede bunlar? Ziraat Bankası 1 milyar 637 milyon dolarlık borç kapatıldı diyor. Bu kredi borcu ödendiyse kim, nasıl bu borcu ödedi? Bu borç ödendiyse teminata alınan paylar üzerindeki rehin kalktı mı? Ziraat Bankası'na borç ödendiyse bu bankanın genel müdürü Turkcell Yönetim Kurulu'nda hala neden görev yapıyor? Yine aynı genel müdürün Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu'nda da bulunması acaba tesadüf mü? Bu sorulara cevap bekliyoruz. Değerli basın mensupları, 2021'de karşı karşıya olduğumuz en önemli sorunlardan birinin borçların ödenmesindeki güçlük ve bankalardaki varlık kalitesinin bozulması olduğunu son birkaç basın toplantısında tekrarlıyorum. Maalesef bu konuda da veri kalitesinde ciddi sorunlarımız var. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, kredi riskinde önemli artış olan ve yakın izlemeye alınan kredi tutarının Kasım 2020 itibariyle 59 milyar lira olduğunu söylüyor. Ama Merkez Bankası'nın finansal istikrar raporunda Eylül 2020 itibariyle, Kasım değil Eylül 2020 itibariyle yakın izlemedeki kredi tutarının 360 milyar lira olduğu raporlanıyor.
İki kurumun rakamları arasında 6 kat fark var. Bu kadar fark neyin nesi? BDDK sorunlu kredilerin raporlamasına yönelik mevzuatı bu yılın ortasında gevşetmişti. Yine Türk Ticaret Kanunu'nda da borca batıklık durumunu düzenleyen maddede 2023'e kadar önemli muafiyetler getirildi. Bütün bunlar zombi şirketlerin yüzdürüldüğü ve bankaların aktif kalitesi konusunda kuşku ve kaygıları artıracak bir takım gelişmeler olduğunu düşündürüyor. Ekonomi yönetiminde değişen isimlere ve yabancıların taleplerine uygun olarak arttırılan faizlere rağmen Türkiye'nin kredi risk primleri benzer ülkelerden halen çok yüksek. Bu CDS'ler Brezilya'da 155, Rusya'da 89, Hindistan'da 107, Endonezya'da 68. Bizde ise hala 300 puanın üzerinde. Şimdi bu kadar fark varsa, sizin risk priminiz benzer ülkeler, ekonomiler arasında hala en yüksekse, bunun en önemli nedenlerinden biri de dışarıda Türkiye'nin bankalarındaki varlık kalitesine yönelik kuşkulardır. Nitekim sadece bir internet sitesinde satılık otel ilanlarının sayısı 1700'ü bulmuş durumda. Yine kredi borcunu ödeyemeyen alışveriş merkezlerinin bankalara geçmeye başladığını gazetelerden öğreniyoruz. Doğru teşhis konmadan doğru tedavi olmaz. Bankalardaki sorunun boyutunu görmek için uluslararası standartlarda bir stres testinin yapılmasına acilen ihtiyaç var. Ancak ondan sonra bilançolardaki tahribatı ve nerelerde sıkıntı olabileceğini buna göre stratejileri geliştirebilmek mümkün olabilir. Bunun ardından güven verecek bir ekonomik program hazırlanabilir. Boş reform söylemleri bırakılıp somut bir takım adımlar atılmasının artık zamanı gelmiştir. Güven uyandıracak somut adımlar atılmadan, güçlü bir program ortaya konmadan kaliteli, nitelikli sermayenin Türkiye'ye gelmesi çok zordur. Gelen tefeci faizine gelir. Nitekim sıcak paracılar Türkiye'ye gelmeye başladı. Ama gelen sıcak paranın da sıcağı. Bu gelen sıcak paranın yarısından fazlası swap olarak geliyor. Hisse senedi ve devlet tahviline gelen para ise ikisinin toplamı bundan çok daha az. Niye? Çünkü yabancı hem çok kısa vadeli geliyor kendini risk etmemek için, hem de en fazla teminatın olduğunu gördüğü kanaldan geliyor. Bu bile yabancıların ekonomiye güvenini göstermesi bakımından manidar. Durum ciddi, son derece ciddi. Ama saray ve sarayın kibirlisi somut adımlar atmak yerine hala daha 2023'e mektup yazıyorlar. 2023 hedeflerini tutturacaklarmış. Yani palavranın bu kadarı da artık fazla. 2023'e ulaşmamıza 2 yıldan az süre kaldı. Neydi hedef? Birinci hedef, 2023'te dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girmek. 2021'de en büyük 20 ekonomi arasından düşme riskiyle bu ülkeyi ilk 20 arasından düşme riskiyle karşı karşıya getirdiniz. Yabancılar 2021'de Türkiye'nin ilk 20 ekonomi liginden düşeceğini söylüyor. Şimdi bu böyleyken 2 yıl içinde Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına nasıl sokacaksınız? Bunu bir anlatın, millet bekliyor. Milli geliri 702 milyar dolardan 2023 için vaat ettiğiniz 2 trilyon dolara, hedefiniz oydu 2 trilyon dolar. 2 yılda nasıl çıkaracaksınız? Kişi başına gelir 8.000 dolar, oraya düştü. 2 yılda 8.000 dolar kişi başına geliri 25.000 dolara nasıl çıkaracaksınız? Bunu bir millete anlatın. Şu anda %12,7 dediğiniz işsizliği 2 yılda %5'e nasıl indireceksiniz? Biz bu soruları size millet adına soruyoruz. Bunlara cevap verebilir misiniz? Hayır.
2023 hedeflerini gerçekleştireceğiz. 2023 hedefleri öldü. Adı kaldı yadigar. Şimdi söyle yalanı bulunur inanandı diyerek gerçekleri gizlemeye çalışıyorlar. Tencereler boş. Borçlar gırtlağı aştı. Milletimiz işsizlikten kırılıyor. Hayat pahalılığı mutfakları yangın yerine çevirdi. Salgın yönetilemiyor. Dünya üzerinde 50 ülke aşılamaya başladı. Bazı ülkelerde nüfusun aşılanan kısmı %20'lere yaklaştı. Bizde hala daha bir hafta sonra başlayacak, iki hafta sonra başlayacak. Ortada doğru dürüst milletin takip edebileceği, hulusu kalple izleyebileceği, rahatlıkla izleyebileceği bir aşılama programı yok. Vicdan rahatlığıyla kimselere torpil geçilmediğini izleyebileceği bir aşılama programı yok. Diğer taraftan tüm testlerden geçmiş, üçüncü faz çalışmaları tamamlanmış aşılardan Türkiye'ye gelen de yok. Gelen Çin aşısı da halen incelemede. Türkiye'nin alacağı Çin aşısı için Brezilya ve Endonezya'daki üçüncü faz çalışmaları açıklanmaya başladı. Türkiye de kendi çalışmalarını açıklıyor. Aşının etkinliği konusundaki rakamlar birbirinden çok farklı. Kaybedilen zamanla her gün can kayıplarımız artıyor. Ekonomik kayıplarımız da artıyor. Yönetim kabiliyetini yitiren bu hükümetin elinde ülkemiz yönetilmiyor, adeta savruluyor. Ekonomi başta olmak üzere her alanda büyük sorunlar birikti. Buhran yaşıyoruz. Bu biriken sorunlar her geçen gün adeta bir çığ gibi milletimizi altına alıyor. Saray çalgılı eğlencede. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz 2021'de Millet İttifakı ortaklarımızla ülkemizi, ekonomimizi, hukuk devletini ve demokrasiyi milletimizle birlikte yeniden ayağa kaldırmak için hazırız. Bu seçimlerin bir partiyi, bir siyasetçiyi sevip sevmemekle artık bir ilgisi kalmadı. AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımız da dahil. Herkes artık şunu açıkça görüyor. Ülkemizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Yeni diye getirilen, dayatılan bu ucube sistem Türkiye'ye dar geldi. Ceplerimizi boşaltıyor. Bu rejimi değiştirmemiz, yepyeni güçlendirilmiş bir parlamenter demokrasiyi hep birlikte kurmamız gerekiyor. Bu temel üzerinde yeniden çağın tüm gelişmelerini dikkate alan bir üretim ekonomisini yükseltmemiz şart. Bunun sonucunda ürettiğimiz refahı adil paylaşmamız, çevre ve ekonomik sürdürülebilirliği tesis etmemiz gerekiyor. Biz milletimize Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı yaklaşırken herkesin rahat bir nefes alacağı, yepyeni bir sistem, çalışanın alın terinin karşılığını alacağı, üretimle yükseleceğimiz, üreterek yükseleceğimiz yepyeni bir ekonomik strateji, bu ülkenin hiçbir ferdini yalnız bırakmayan, tüm yandaşlarını kucaklayan yepyeni bir devlet anlayışını vaat ediyoruz. Milletimiz söylenenleri duyuyor, yapılanları görüyor. Önüne gelecek ilk sandıktaki sabırsızlıkla bekliyor. Kendisini unutanlara notunu vermek için bekliyor. Son olarak Elazığ'da depremzedelerle ilgili gelişmeleri takip etmek üzere bir Cumhuriyet Halk Partisi heyetini Ali Öztunç, Genel Başkan Yardımcımız Ali Öztunç Başkanlığında Elazığ'a göndermiştik. 28 milletvekilimiz ve o bölgedeki il başkanlarımızdan oluşan heyetimiz halen konteynerlerde kalan ve sayıları bine yaklaşan vatandaşlarımızın durumuyla ilgili ve diğer konularla ilgili raporlarını MYK'ya sundu. Raporu da yarın kamuoyuyla paylaşacaklar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alabilirim. Efendim, evet. CNN Türk Televizyonu Mustafa Berber. Açıklamanızdan kısa bir süre önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı efendim. Gündeminde hem dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözde Cumhurbaşkanı sözleri hem de yine siyaset vardı ve HDP'nin kapatılmasını işaret etti Bahçeli. Eğer HDP kapatılması için bir çalışma başlatılmazsa siyasi partiler kanunun 100. maddesi gereği biz devreye gireriz dedi. Bahçeli'nin bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bahçeli'nin özellikle partimiz hakkında hezeyan içinde sarf edilmiş sözlerini
ciddiye almamız, bu ipe sapa gelmez değerlendirmelere cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Efendim, bize yönlendirilen sorular oldu. İlk olarak KRT tarafından yönlendirilen soruyla başlıyorum. Soru şöyle: DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Erdoğan'dan ittifak konusunda davet gelirse görüşür müsünüz sorusunu HDP hariç her siyasi partiyle görüşürüz şeklinde yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki ziyaretleri de düşünüldüğünde bunlar birer erken seçim habercisi olarak değerlendirilebilir mi? Şimdi baştan itibaren bizim tavrımız şu: herkes istediği partiyle görüşmekte özgürdür. Hem de aynı zamanda istişarede de her zaman hayır vardır. Ama ben çok merak ediyorum, bu toplantılarda milletin sorunları görüşülüyor mu? Rekor kıran işsizlik görüşülüyor mu? Mutfaklardaki yangın görüşülüyor mu? Mutfaktaki boş tencere görüşülüyor mu? Arşa ulaşan borçlar, bunların nasıl ödeneceği düşünülüyor, görüşülüyor mu? Çiftçinin hazzedilen tarlası, ineği, bunlar görüşülüyor mu? Esnafın feryadı görüşülüyor mu? Milletin gerçek sorunları bunlar. Çok açık söyleyeyim. Yani giderek tehlikeye düştüğünü gördüğü bir koltuğu korumak için formül aramak için yapılan bu toplantılar, bu formül arama toplantıları ise bunlar, açık söyleyeyim, bunların milletimize hiçbir yararı yoktur. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle: İbrahim Kalın katıldığı bir programda seçimleri gerektirecek bir ekonomik kriz, hükümet krizi, siyasal kriz, doğal afet, bir salgın krizi, böyle bir şey yok. Seçimler 2023'te normal zamanında olacak dedi. Sizce erken seçim için gerekli şartlar yok mu? Yani hakikaten bu sözler saray sosyetesinin oturdukları saraydan milletin halini görmediklerinin en güzel göstergesi. Evet, ülkede ekonomik kriz değil, ekonomik buhran var. 12 milyon işsiz var. Esnaf cinnet getirme noktasında, çiftçilerin kendisi dahil her şeyi acizli diyoruz. Hükümet değil, hükümet krizi değil, devlet krizi var. Anayasa askıda, doğal afet değil ama çok kötü yönetilen büyük bir salgın krizi var diyoruz. Memlekette büyük bir toplumsal buhran var diyoruz. Ama anlaşılan bunlar saraylarından ülkeye dürbünün tersinden bakıyorlar. Milletin hakikaten halini görmüyorlar. Millet sandık önüne gelsin diye artık gün sayıyor. O sandık geldiğinde de durumundan gerçekten bu sözlerle habersiz olduğunu gösterenlere, saray sosyetesine yerlerini gösterecek. Evet. Efendim, Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle: geçen hafta önce Cumhurbaşkanı, ardından da İçişleri Bakanı, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için terörist suçlamasında bulunmuştu. Dün ise İbrahim Kalın, Boğaziçi'nde yaşananlar için bir partinin il başkanının orada olması durumu siyasallaştırdı dedi. Söylemlerdeki farklılık için sizin yorumunuz ne olacak? Söylemlerin nereye doğru gittiği gözüküyor. Buradan açıkça ifade ediyorum. Yakında hem Boğaziçi'nde teröristlikle itham ettikleri Boğaziçi'nde okuyan 49 öğrenciden de, hem il başkanımız Canan Kaftancıoğlu'ndan da özür dileme noktasına gelecekler. Efendim, Kanal 7, ATV ve A Haber tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde Cumhurbaşkanı ifadesi yeni bir tartışma başlattı. Sizin bu tartışma ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz? Evet. Arkadaşlar, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet egemenliğini bu anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Hiç kimse veya hiçbir organ kaynağını bu anayasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Yani burada yazılı olmayan işleri yapamaz. Bunu biz demiyoruz, anayasamız diyor. Tarafsızlık yemini edeceksiniz. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacaksınız. AK Parti Genel Başkanı da olacaksınız arkasından.
Sonra da kendinizi mahkemelerin yerine koyup hem savcı hem de yargıç olacaksınız. İstediğinizi terörist ilan edeceksiniz. Bu anayasa Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı'na böyle bir devlet yetkisini vermiyor. Milli egemenlik karşıtlığı falan gibi laflar ediyorlar. Milli egemenlik karşıtlığı arıyorlarsa anayasamızı çiğneyenler de ve ettikleri tarafsızlık yeminine uymayanlar da arayacaklar. Yani saraydaki aynaya bir bakacaklar. Evet. Efendim, ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. WhatsApp tartışmaları üzerine kamuoyunda birçok kurum BIP uygulamasına geçiyor. Ya da alternatif arayışlara giriyor. Siz hangi programı kullanıyorsunuz? Varsa WhatsApp'ınızı silecek misiniz? Şunu söyleyeyim. Yani veri ticaretine izin vermemek bakımından açık kaynak kodlu platformların tercih edilmesini daha doğru buluyoruz. Ama şu anda bu dijital dünyada yaşanan gelişmelere baktığımız zaman da özellikle burada bir takım küresel düzenlemelere de ihtiyaç olduğu ortaya çıkıyor. Saray hükümeti de sosyal medyaya sansür uygulayacak bir takım yollar aramak yerine ülkenin verilerinin korunmasına yönelik düzenlemelere yer vermesi gerekiyor. Evet. Efendim, birçok kanal tarafından şimdi bir son dakika gelişmesiyle ilgili bir soru yönlendiriliyor. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu hakkında bir tazminat davası açmış. Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asli Hukuk Mahkemesi'ne 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmış. Bu konuya ilişkin yorumunuz ne olacak? Yani bu açtıkları kaçıncı dava genel başkanımız hakkında? Onlar dava açmaktan, genel başkanımız da dava kazanmaktan yorulmadı.